Günaydın arkadaşlar. Şimdi size Power Query'de bir rolling calendar nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Yani bu calendar lookup'taki unique değerlerin olduğu bir tarih tablosu örneğini nasıl oluşturulur? Bunu göstereceğim. Bunun için öncelikle yine girişe geliyorsunuz. Girişte veri alda. <laughs> Şurada boş sorgu var. Blank Query diye geçer İngilizcesinde. Şuna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra size boş bir query açar boş bir sorgu açar. Bu sorgunun içinde yeni bir nasıl söyleyeyim M diliyle bir sorgu oluşturabilirsiniz. Bu M dili de normal Power Query'nin dilidir. Şimdi burada öncelikle bir tarih oluşturmanız gerekiyor. Bu tarihi oluşturmak için eşittir daha sonra şart kullanıyorsunuz. Şart kullandıktan sonra devamında Örneğin date yazıyorsunuz. Parantez açıyorsunuz ve atıyorum eee 2019 1 1 şeklinde bir ifade kullandınız. 2019'un birinci yılının birinci ayının birinci günü şeklinde. Enter'a bastığınızda 1 1 2019 şeklinde sizin ifadeniz gelecek. Bakın burada uygulanan adımlarda da kaynağı belirttiniz. Yani bu sizin artık kaynağınız. Daha sonra şuradan adım ekle diyerek yeni bir fx açıyorsunuz. Yeni açtığınız fx'te de bakın kaynak şeklinde bir ifade çıkıyor. Şuradaki alanda burada geliyorsunuz eşittir pardon eşittir list nokta de diyorsunuz. Yani bir tarih sıralaması yapacağınızı belirtiyorsunuz. Şöyle. Burada daha sonra açıp mesela liste, list dates list dates'in hangi tarihten yani hangi tarihten başlayacağını soruyorsa start as date diyor. Siz burada kaynaktan Başlayabileceğini söyleyebilirsiniz. İngilizce'de source şeklinde olur bu. Virgül kullanıyorsunuz ve count as e, number şeklinde bir ifade çıkıyor. Yani burada sizin e, kaç günlük bir e, işlem yapacağınızı soruyor. E, ben burada şöyle yapacağım. Yani girdiğim tarihten bugüne kadar bir olan calendar oluşsun e, gibi bir işlem yapacağım. Bunun için de number from diyorum. Daha sonrasında açıyorum ve parantezimi date time nokta local now diyorum. Şöyle. Bunu açtıktan sonra diyorum ki nasıl söyleyeyim ben artık bir şey nasıl söyleyeyim şu anın number'ını almış oldum. Yani şu andaki tarihin number'ını almış oldum. Devamında tarihin number'ını bundan çıkartacağım. Şöyle bakıyorum. Neredeyim diye. Doğru yerdeyim. Evet. Eksi dedim. Number from dedim yine. Bu sefer de kaynağın number'ını burada çıkardım. Daha sonra geçiyorum. List dates'in. Son adımına geçiyorum. Step as duration diyor. Duration olarak da burada artış miktarı gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle. Yani duration yazıyorsunuz. Bunu açtığınızda da diyorsunuz ki işte bir gün 0 saat 0 dakika sıfır saniye gibi yazıyorsunuz ve bir günlük bir işlem olduğunu belirtiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada şu anda 1-1-2019'dan itibaren bir tarih sıralaması gerçekleşti. Burada kapat ve yükle derseniz bunu Sorgu bir şeklinde buraya yine aktarılacak. Şuradaki sales'larım da aktarıldı. Benim hiç gerek yoktu. Tamam. Buradaki sorgu bir şeklinde benim ifadelerim aktarıldı. Buna geldiğimde şurada e açılan yerimde. Mesela en alt satırına gittiğinizde gördüğünüz gibi 1.05.2022 bugünün tarihi arkadaşlar. Bu tarihte çekiyorum bu O yüzden bugüne kadar 1200 günlük bir Süreci bize e, unik bir şekilde artan tarih sıralamasıyla burada belirtmiş oldu. Rolling calendar bu şekilde yapılıyor. İhtiyacınız olduğunda bu şekilde yapıp yine kullanabilirsiniz. Teşekkürler. <laughs>